Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 2 Ağustos 2020. Sahur yapacağız şimdi. Bayağı bekledik. Normalde daha erken sahur yapıyoruz ama bayağı bekledik. Durum nedir? Ben de bilmiyorum. Biraz zayıf bir yıl olduğunu söyleyebilirim. Şimdi göreceğiz sonucu tabii. Bu yılki sıkıntımız aslında az bir nektar akımı vardı. Çok güçlü bir nektar akımı olmadı. O yüzden biraz arı da geriledi. Zayıf kaldı. Daha güçlü sezonlar geçirmişliğimiz var. Daha verimli yıllar da gördük. Ama bu yıl daha zayıf geçti. Yine de çok şükür diyelim. Sorun değil bu konuda. Aç gözlü olmamak lazım. Bu yıl birazdan siz de göreceksiniz. Arı petekleri yani balın üstünü sırlamadı. Bu da bir dezavantaj değil aslında. Arı fazladan iş yapmak istemez. Nektar akımı az demiştim daha demin. Bunun sebebi yine sırlamamak. Sonucu olarak yine sırlamamak olur. Çünkü arı fazla iş yapmayı sevmez. Her şeyi hesap kitapla yapar. Nektar akımı az diye harcayacağı balı yani balın üstünü sırlamayı erteledi ya da yapmadı diyelim. Bu yüzden fazla beklemenin manası yok. Yine de çok zayıf bir durum değil aslında. Yine de çok şükür iyi bir bal alacağız gibi görünüyor. Daha önce gördüğüm kadarıyla. Yine de bir size de göstereyim dedim. Başlayalım. Bismillah. Tamam. İki katlı bir kovan bu. Hemen bakalım. Şuralardan çekilmiş arı maalesef. Sağlık olsun. Şuraları göstereceğim size. Bunlar tamamen boş. Arı dediğim gibi biraz zayıfladı. Şurada 5 çerçeve boş. Şurada da dolu. Bunlar da full bal dolu. Hemen göstereyim size. Dediğim gibi hiçbir şekilde arı sırlama yapmadı bu yıl. Nektarın zayıflarından dolayı. Şöyle göstereyim. Bu çıta full ballı ama sırlama yok. Bu taraf da yine ballı. Yine sırlama yok. Gözlerin yaklaşık %80'i dolu. Bilmiyorum görünüyor mu? Şöyle gördüğünüz parlayan kısım bal oluyor. Yerine koyacağım. Çünkü bu katı tamamıyla alacağım. Durmasının manası yok. Ağustos'a girdik. Beklemeye gerek yok. Arı da izlemek istemiyorum. Yavaş oluyorum bu yüzden. Bu kadar çalışan bir arıyı da telef etmeyelim. Şöyle bir çerçevemiz de var. Üst kısım dolmaya yakın. Alt kısım da bayağı iyi. Oo, maşallah. Burası da çok iyi arkadaşlar. Yine tam dolu aslında ama yine sırlama durumu yok. Bunu da yerine koyuyorum. Kalan iki çerçevemiz var. Yavaş yavaş
Arı saldırmaya başladı yavaş. Biraz hava da var. Arkadaşlar bu da ağır bir çerçeve. Hemen bakalım. Yine parlıyor mu? Evet. Yine bal dolu. Sırlama yok. Sırlama yok. Bu balı harcayacak büyük ihtimalle. Hani sırlamaması bir dezavantaj değil. Olgunlaşmıştır bu bal ama dediğim gibi sırlayıp tekrar sökeceği bir durum yok. O da arı da biliyor durumu. Sırlayıp tekrar üstünü sökmek yerine açık bırakmış arı balın üstünü. İki iş yapmamak adına tabii bu. Bu üçüncü çerçevemizdi. Yerine koyalım. Son çerçevemiz. Bu da plastik çerçeve. Verim aldım bu yıl aslında plastik çerçeveden iyi. Şöyle yine görün. Daha yakından bal dolu görüyorsunuz. Şöyle. Çok iyi bal var. Ama yine de aslında zayıf. Her bir çerçevede yaklaşık 3 kilo bal var. Hani kolay taşıdığıma bakmayın. Yaklaşık 3-4 kilo bir bal var bu çerçevelerde her birinde. Bu da az değil aslında. Tabii sadece çerçeve adedimiz az. Çok şükür yine de hani hiç bal alamayan arkadaşlar da var sezonun kötü olmasından kaynaklı. Buna da şükür diyelim. Şöyle bir şey de yapalım. Nerede? Şöyle çekelim bakalım. Çok güzel bir bal var burada. Bir arıyı ezdik ama kurtardık arıyı da. Heh. Oh. Şöyle muhteşem bir bal arkadaşlar. Bu yıl benden bal alacak arkadaşlar bekliyor bu balı. Gerçekten mükemmel bir tadı var. Doğal tamamen. Kimyasal kalıntı adına hiçbir malzeme, hiçbir kimyasal malzeme kullanmadım. Tamamen doğal, %100. Hemen giyinelim. %100 organik diyebiliriz arkadaşlar. %100 organik balımız bu akşam itibariyle inşallah hazır. Sağımı yapacağız. Çok güzel bir bal.
bu videoyu gören arkadaşlar ne kadar istediğini de yazarsa hemen ayarlayalım arkadaşlar. Çünkü çok yok gördüğünüz gibi. Bu yıl biraz kıt geçti. Hayırlısıyla sahiplerine ulaşacak. Herkese iyi günler.